Motorlarımız piriş tarlasından işlerdi, davarımız sırımız ırmak yalısında kışlardı. Viran oldu yine köyümüz bizim. Tayyip Erdoğan'a oylarını attık, suan parasına piriş tarlalarını sattık. Şimdi de gaflet uykuya yattık, ne hale düştü ya bizim köyümüz. Eskiden piriş tarlasından ve
kızla keçen yapardık, keçen yapardık. Kavun karpuzumuzu hacam zakar kusunda satardık. Bir gün evvelinden gidip otellerde yatardık. Ne hale düştü ya köyümüz bizim. Çay boyunda kavun karpuz oldu. Karaştandan karışsa doğru inalda cumaya gelirdi. Nilal'ın kıymetini herkes bilirdi. Viran olup gitti köyümüz bizim. Köyümüz bizim. Osmancık birinci Türkiye'de birinciydi. Köyler içinde de Nilal köyüm ikinciydi. Ne hale düştü ya köyümüz bizim. Giden sene bağlarımızda hiç üzüm olmadı. Hiçbir yetkili de gidip köyümüzü sormadı. Nilal'a da hiçbir memur tipi gelmedi. Ne hale düştü ya köyümüz bizim. Bakacağın kaya Nilal'a bakardı. İki kaya arasından sarılık suyumuz akardı. Aşık Salim dinilen adam buna beste yakardı. Ne hale düştü ya köyümüz bizim. Gün doğarken şu kayamızda kekli göterdi. Kekik odu da taş ocağı yaptılar orada biterdi. Yeter aşık yazma bu kadar da yeterdi. Viran olup gitti köyümüz bizim. Geç nesilimiz İstanbul'a gittiler. Köyün kayasına bayrak diktiler. Yaşlısı ihtiyarı da köyden ittiler. Ne hale düştü ya köyümüz bizim. Gayet normal, köyümüzün her şeyinden memnunuz. Hayatından, yaşayışından, istilalinden, durumundan, büyüğünden, küçüğünden, her şeye karşı her an hazırız. Bu budur. Tamam mı canım? Nilal köyünün yaşayışı öyle güzel ki, köyün en değerli yeri Nilal köyüdü. Başka diyecek hiçbir şeyleri arayan sarılık suyu mu arıyor, insanlığını mı arıyor, değerini mi arıyor veya zebzesini, meyvesini mi arıyor, kavunlu karpuzunu, kabağını mı arıyor? En verimli yer Nilal köyüydü. Rast gelirsek bir tenhaya Oh,
yıldır derde derde.